Merhaba satranç severler. Bugün de Gezen Manojski hakkında bilgilendirme yapacağım. Veri tabanındaki oyun sayısı 888. Kapsamın yıl 1893-1947. En çok oynadığı açılışlar üzerinde biliyorsunuz fazla durmuyoruz. Önemli oyunlardan bahsedeceğiz. Önemli turnuvaları var. Oyun koleksiyonları var. Manoski tarafından açıklanan oyunlar var. Ve Gezen Manoski kimdir? Gezen Manoski Szeged'de doğdu. 1894 ile 1911 arasındaki turnuvalar 1895'te Hastings'te 7. İngiliz Amatör Şampiyonası'nda final bölümünü kazandı. Nürnberg'de 1896 Dünya Şampiyonu Doktor Emanuel Lasker'in ardından ikinci sıraya ve Londra'da 1899 tekrar paylaşıldı. Manoski Viyana'yı 1909 Karşılehter'in önünde kazandı. Paris'te 1900 Doktor Lasker ve Harry Nelson Pittsburgh'ın arkasında üçüncü oldu. Münih'te 1900'de berabere kaldı. Ancak eşitlik bozmalardan çekildi. Monte Carlo 1902'de ikinci yer. Monte Carlo 1903'te, Monte Carlo 1904'te turnuvalara katıldı. 1920-36 yıllar arasındaki turnuvalarda Amsterdam'da 1924 Richard Tait'in arkasında ikinci oldu. Dünya Şampiyonası maç müzakereleri 1906'da Doktor Lasker'de bir dünya şampiyonası maçı için şartları kabul etti. Ancak maçın oynanacağı Küba'da siyasi sorunlar vardı. Ayrıca Manoski son tarihe kadar 500 dolarlık depozitoyu ödeyemedi ve müzakereler sona erdi. Manoski'nin satranç kariyeri 1895'ten 1911'e ve 1920'den 1936'ya aradaki yani bir matematik öğretmeni olarak mesleğine daha fazla zaman ayrılmasına izin vermek için uğraştı. Doktor Max Öbü ve Vera Menchik'te öğretmenlik yaptı. Biliyorsunuz Max Öbü dünya şampiyonudur. Vera Menchik de dünya şampiyonu, kadın dünya şampiyonudur. Onu da videosunu yaptık biliyorsunuz. Fide Manoski'yi Büyük Usta ünvanı Fidel'in bu ünvanı resmi olarak başladı 1957'de vererek o zamanın 27 büyük ustasından biri yaptı. Bugün Manoski Bint Sicilya'ya karşı C4 ve E4 üzerindeki piyonlar onun adını taşıyor. Yani Manoski bağı. Sizi bağlarım diyor. Sonra da ne yapacağınız diye düşünün diyor. Ve önemli oyunlarına geçelim. Beyazlar Gezen Manoski, siyahlar Mikhail Chigorin. Bildiğiniz üzere bununla da ilgili video yapmıştık. Chigorin. Hoş geldin Mikhail Chigorin diyor ve beyazla başlıyor Gezen Manoski. E4 ile şah gambitine kabul ettim diyor Mikhail Chigorin. Ve şah gambitinin ruhuna uygun at feda edildi. Burada bir hatta feda edildi ve gördüğünüz üzere E hattı açık. Şah ortada. Bakamıyorum. Bakamıyorum. Çünkü Gezen Manoski bunu değerlendirir. Şah dedi. Şah deyince gördüğünüz gibi atla tutuldu. Evet, A'daki kaleyle şah denilince nasıl tutulacak? Fille tutulacak. Bu sefer de açmanıza saldırı var. Ne yapacaksın diye düşünüyor. Tabii ki şaha kaçacağım diyor. Gördüğünüz üzere kaleyle aldı. Vezirle alınamaz. Attan alacak. Attan alınca da tekrar açmazdaki taşı saldırı diğer kaleyle. Fille vezir istendi.
Ben de senin beyaz filmini istiyorum diyor. Sen git ondan uğraş, ben mat edeceğim arkadaş diyor. Ama veziri de fille gelmem batar yaptı aynı zamanda E hattında. Şah, bakın burada şah deniyor. Şahla fil alındığı zaman vezirle E5'ten şah ve mat gidecek bir geliyor. Beni yemleyemezsin diyor. Şahla Cigorin G8'e geliyor. Ama diyor fille vezir batarya yaptım. Kalenin koruyamazsın diyor. Şahına bir nefes alacak yer açayım derken evet bu sefer de veziri 7. yataya geliyor. 10. şah ve tekrar kaleye ve 7. yataya gelince de mat istiyor. G7'den Mikhail Jigorin tebrik ediyor ve masadan ayrılıyor. Beyazlar Geza Maroski, siyahlar Hugo Schatting, vezir gambitini kabul etmedi. Hugo Geza Maroski burada Filip H eliyle tutuyor. Eğer değişim olursa H hatta çizecek. Ben onu istemiyorum diyor ve vezirin H7'ye bakışından rahatsız oldum diyor. Ve iki çıkış yapıyor Hugo gördüğünüz üzere. Orada at gevşek taşı olarak boşta duruyor. Hayır boşta değil, diğer at var diyor. Evet, bu Geza Moroski'nin E5'e getirdiği at piyonlar tarafından kaldırılamıyor. Ve şaha yakın bölgede ön karakol avantaj sağlayabilir. Evet, şimdi taş değişimleriyle bir at alınmak isteniyordu. Fille mani olundu. Kapıyı kapattım diyor. Siyah filmi oynayamazsın diyor. Vezir ve sağlamlaştırdım diyor. Gördüğünüz gibi Geza Moroski'nin güzel bir piyon yapısı var. Bütün piyonları siyahta. Siyah fili de piyonların önünde olduğu için çalışıyor. Kaleler değişildi. Burada at alındı. Ben de diyor vezir at alırım. Keyfime bakarım diyor. Burada gördüğünüz üzere atı açarak tehdit edecek. Hemen kaçtı. Ve atı tehdit edince atını kaçtı. Böylece iki fil, bir kale, bir at eşit gibi görünüyor durum. Piyonlar da öyle. Yalnız beyazın biraz alan üstünlüğü var değil mi? Evet. Ayrıca E5 siyah karesinde bir söz sahibi baskı var orada. Ben acele etmem diyor Geza Maroski. Şahını da oynayayım. Merkezleştir. Oyun sonunda merkezleşik. Karenin yolunu açtı ve diğer taraftan dolanıyor. Ben bu siyah alanı tutacağım diyor. Senin canın sağ olsun diyor. Geza Moroski. Şimdi taşları değişildi. Filler değişilince. Vezirle oradan bir tehlike olmasın diyor. Kapıyı kapatıyor. Ve at açmaya yönelik bir hamle. Böylece B 6'ya geliyor. Taşlarını bağlıyor. Geza Moroski Hugo'nun. Evet, böyle kapalı konumlarda atlar daha iyi çalışır. Onu biliyoruz. Ve Geza Moroski de bunu biliyor. Ve gördüğünüz üzere atının geldi ve
Şimdi şah çıktı burada bakın. Şahını kaçtı. Kale istiyor. Atla alındıktan sonra biz o fili veremeyiz diyor. Gezamaroski. Fil de piyonun arkasında saklanacak. Ver bana diyor kaleyi mi fili mi ikisinden birini ver diyor. Şah dedim diyor. Şah çekmesin diye şahını G2'ye geliyor ve veziri pardon şah dedi. Atla alınca da bir şah daha dedi. Beyazda fikirden fili değiştikten sonra burada düşünüyor. Çünkü B7'de, B6'da bir geçerleri var. Taşlar hepsini değişse de gördüğünüz üzere fazla bir atı var. Bir de geçerleri var. Yapacak bir şey yok. Gezamaruski'yi tebrik ediyor ve masadan ayrılıyor. Bugün. Leo Fleischmann, Forgas, Siyahlarda Gezamaruski. Leo Fleischmann alan kazanmaya çalışıyor. Gezamaruski de hafif taşlarını geliştirip söz sahibi olmaya çalışıyor ve bir piyon yapılarında taş değişimleriyle bakın burada taş değişimine al sen diyor benim vezirini ben senin kaleni alacağım diyor. Ve böylece hemen sayım yapıyoruz. İki fil, iki at, bir kale, bir veziri var. Evet, kaleye at var. Eğer materyal üstün oldu. Gezamaroski matematiksel olarak hesaplayınca materyal değil de ne üstün oldu? Kalite üstün oldu. Kalite. Evet, burada Leo Fleischmann'da gözü kara ve ben C elimi 7. yataya geldim. Vezir çıkacağım diyor. Canın sağ olsun diyor Gezamaroski. Bağladı. Vezir çıkınca da şah diyor. Tekrardan kaleyi verildikten sonra siyahta giden file şah diyor. Şimdi de kale istiyor. Buradan şah denildi. Kale alındı. Evet şimdi burada Gezamaroski'nin iki tane fili şu an tehlikeli bir şekilde duruyor. Vezirle dolandı. Oradan bir şah durumlar olabilir. Sıkıntılar olabilir. Bakıyor. Mat durumu olabilir. At da çok yakın. At destek biliyorsunuz. Atla vezir iyi çalışır. Düşünüyor. 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 Leo Fleischmann. Gezamaroski'yi tebrik ediyor ve masadan ayrılıyor. Niye? Hem burada mat konum var hem de bakın burada Gezamaroski'nin D'de bir geçereri var. Bakın taşları değişik sadeleştirip şuradaki geçerlerini de yapabilir. Yani 3. Beyazlar Karoli Zambelli Siyahlar Gezamaroski hemen hafif taşını geliştirdi. Gördüğünüz gibi hemen rokunu attı. Vezir istekte alsın diyor. Sorun değil diyor. Gezamaroski piyonlarını kaybetti ama gelişim üstünlüğünü kazandım diyor. Ve şimdi şah dedi. Şah tekrar bir şah daha.
İki çıkınca geçerken alma kuralına göre anlıyor ve şah diyor içeri. Şimdi oradan veziri gelecek, şah ve mat yapacak. Buna engel olayım diyor filde. Evet, beyazda giden file şah denildi. At da tutulunca da şah denildi. Şimdi piyonla anlamaz çünkü vezir kaybedilir. At alıyor şahla. Ben diyor buradan mat edeceğim seni diyor. Buradan mat ağına gireceksin diyor. Şah karar verdim mat edeceğim diyor. Şah 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 evet şah ve mat. Tabii bu oyunlardan önce oyunlara turnuvalar hazırlanıyor. Oyunlar pratik yapılıyor. Böyle internette hızlı oyunlarda oynandığı gibi düşünmeden, yorum yapılmadan ne olursa olsun oynayalım çat 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 düşünmeden refleks değil. Hepsi hesaplanıyor. Mat kombinasyonu görüldü mü? Ve turnuvanın sonundaki ışık, çıkış ışığı görüldü. Taşlar feda edildi ve mat edildi. Müthiş bir oyun, güzel bir oyun. Beyazlar Gezal Marovski, siyahlar Milan Widmar. Klasik bir oyun. Şah denildi, ofteki ve piyon alınmalı. Atla fil isteniyor. Şu anda vezir isteniyor. Ve tekrar at tutuldu. Yürekler tutuldu. Piyon tutuluyor. Ve burada at da F7 şah denildi. Kalede vezir istendi. Şimdi buradan F7'den şah ve mat var. Vezirle burası tutulmaya çalışırsa da şimdi tutamıyor. Niye? Çünkü fille alırsa vezirle F7'den şah mat var. Vezirle alırsa da gördüğünüz üzere D5'ten çaprazdan şah çekiyor. Vezirle burayı tutamıyor. Burayı tutamıyor. Eğer F7'ye gelirse de onu da alıp şah mat ediyor. Ve oyun ters. Müthiş, müthiş. Milan Widmar, Geza Moroski tebrik ediyor ve masadan. Beyazlar, George Marco, siyahlar, Geza Moroski. Evet, hemen oyunumuza başlayalım. E4, E6. Fransız savunması. Evet, burada Kısarok yaptı George Marco. Gezen Moroski de vakit kaybetmeden Kısarok'unu yaptı. Niye? Çünkü şahı ortada kalırsa tehlikeli. E hattı açık. Ben de hemen rokumu yapayım diyor. Evet. Hatlar açmanız alındı. Fille vezir H7 H7'ye bakıyor. Kale açık attı sever. Açık attı geldi. Ben de bu kaleye geleyim. Değişilirse bu sefer dolandı ve siyahta giden fille H7 H2 karesi tuttu savunmayı. Filler değişildi. Taş değişimleriyle iki vezir, şey bir vezir iki at. Vezirler de değişelim dedi. İki at oyun sonu oynanıyor. Burada
A piyonu istenmişti. Alıştaki piyon. Onu tuttu. Burada ders açılıyor tabii saat serbest. Gezer Moroski şahını dolandırıyor, dolandırıyor, geliyor. Konumuna sesleniyor. Bağlantılı. Şimdi taş değişimleri yapıldı. Şahını geldi. Burada şah denildiği için diyor ve burada iki atla A3 isteniyor. A3 tek atla tutulduğu için burada bir üstünlük var. C3'teki piyonla isteniyor. Ben diyor giderim abicim diyor. Nereye gidiyorsun diyor Gezan Oğuzki. İzin vermiyorum diyor. F'li nefesi yetmiyor. Vezir olma yolunda ilerlerken şah tarafından iniliyor. Şah denildi. A'da geçer bir er var. Onun üzerine oynanıyor. Ben diyorum şu atları değişelim. Değişirse çünkü vezir çıkacak. Şah. Evet. Burada piyonları temizliyor Geza Moroski. Bu sefer diğer D'deki eri geçer eri ilerliyor ve burada iki tane zayıflık var. Birisi A'da geçer er var. A7 A2'ye gelmiş. Biri de D3'e gelmiş. At anlamaz. Anlarsa at olabilir. Düşünüyor. Şimdi diyor piyonu sana verdim diyor. Al diyor bakalım. Ne yapacaksın? Burada at alınırsa piyonla E'deki piyonla at alınırsa şahın bu piyona yaklaşma şansı yok. Vezir çıkılıyor ve oyun bitiyor. George Marco tebrik ediyor ve masadan uzaklaşıyor. Resso Kaurasek beyazlar. Geza Moroski siyahlar. Resso hemen taş değişimine girdi ve E piyadesini E5'e sürerek alan kazandı. Ve şu anda mat istiyor H7'yi kırıp. Buna müsaade etmem diyor Geza Moroski. Biz de biraz bir şeyler biliyoruz diyor. Ve gördüğünüz üzere Rezo'nun şahı ortada. Hafif taşları çıkmış. Şah ortada. Uzun rok da yapabilir, kısa rok da yapabilir ama uzun rok ya ancak yapabilir, kısa rok yapamaz. Niye? Çünkü fil şahın gideceği kareyi kesiyor. Rokuna engel olmuş Geza Moroski. Şimdi ben diyor o piyonu sökersem şah kare yaparım, oraları darma duman ederim diyor. Ben de vezirini isterim senin o zaman diyor. Ve at istendi. At alınınca da gördüğünüz gibi atlar değişildi. Vezirle arayış, at açma ve mat etme arayışı. O yüzden Geza Moroski de G yerini sürüyor. G6'dan G5'e. Filini geldi. Filini geldi ve kale istiyor. Kale olmaz diyor. Kolay yetişmiyor diyor. Bu sefer vezir istiyor. Ben de diyor B2'deki piyonu kırarım diyor. Ve G piyonu alınca vezirle batarya yapmak için gelmiştim. B2'ye kim bakar diyor. Oradan diyor senin vezirini diyor perişan edeceğim. B5'teki piyonu fille alırsa vezir düşüyor. Gördüğünüz üzere.
Burada geri çekilince fili şah ortada, savunması çok yok. Resto çok cesaretli oynuyor. Ve Gezen Morovski'nin gördüğünüz gibi E'de bir geçer eli var. Tehlike teşkil edecek düzeyde. Ve düşünüyor, düşünüyor. Resto tebrik ediyor ve masadan ayrılıyor. Gezen Morovski, beyazlar, siyahlar, Max Öbü, dünya şampiyonu. Senin şanslı çocuk diyorlar. Gezen Morovski'ye teşekkür edelim diyor. Ve beyazlar da oyuna başlıyor. Gezen Morovski, hafif taşlar oyuna girildi ve roklar atıldı. Gördüğünüz üzere oyun ortasında avantaj arayışları ve beyazda giden filin yolunu kapatmış oldu. Kendi piyonunu alamayacağı için burada atı aldı, çünkü at tehlikeliydi. Aldı. Ve burada taş değişimlerine devam edildikten sonra şimdi Gezen Morovski gözünü şaha dikti. Max'a bir sorun değil dedi. Biz de dedi satrançtan anlıyoruz. Cesaretliyiz. Ve mat istiyorum dedi. Şimdi ne yapacaksın dedi. Başka bir tutuş durumu yok. File geri fitesi takıp F8'e geldi ve G7'deki eli tuttu. Siyah file şimdi tehlikeler olacak. Açacak. Kale mi, vezir mi diyecek. Uzun için kaleye kaçtı. Ver dedi. Gel dedi, kaleleri değişelim. Ben istemiyorum dedi. Piyonu tuttu Gezen Morovski. Şimdi zamanı dedi, işte ben vezirimi istiyorum. Şimdi de siyahta giden filmi istiyorum. Ve aldı. Gördüğünüz gibi E'de bir geçerleri var. Onu tuttu. Şah. Şimdi siyahta giden fili onu tuttu. Şimdi burada düşünmeye başladı. Max Öbü ne yapabilirim diye. Niye? Çünkü atını kaybedecek. Eğer atını kaçarsa vezirle şah çekip kalede vezir alınınca F8'de piyonla E'deki piyonla kaleyi alıp tekrar şah çekecek ve mat edecek. Atı da kaybedince karşımızdaki Gezen Morovski oyunu kazanır diyor ve Maksa'yı tebrik ederek masadan ayrılıyor. Beyazlar Gezen Morovski, siyahlar Frank Marshall. Geçen seferki oyunumuzda Frank üzüm getirmiştim diyor. Bu sefer var mı diyor. Ağzımız tatlanır. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ve güzel bir oyun olsun diyor. Ve hemen Frank Marshall hafif taşları atağa kalkıyor siyahtayken. Ve vezirle at istenince taşlar değişildi. Alabilirsin dedi ama almadı Frank Marshall. G2'deki piyonu almayınca uzun rok yaptı. Alsın da piyonu dedi oradan. Ben o hat açılsın, oradan mat edeyim dedi Gezen Morovski. Evet. Şu anda gördüğünüz üzere G7'ye göz kırpıyor. Siyahta giden fili. Gezen Morovski'nin siyahta giden fili G7'ye göz kırpınca evet onu kırdı. Kaleyle aldı.
Alınınca da burada bakın sıkıntılar olmasın. Ben şahımı girelim. Buradan piyon alıp gitti, rahatsız etmesin diyor. Kaleleri değişelim. Yok ben de batarya yaptım diyor. Taşlar değişildi. Ve piyon istekte şah. Şah. Dolandıktan sonra şah diyor. Evet. Burada B2 piyon alınamaz. Çünkü B8'den vezir şah çekip ışınsal bir saldırı değil mi? Röntgeni çekiyor yani. Şah. Eğer alsaydı B2'yi şah deyip vezir düşüyor. Şimdi şah. Şah denildikten sonra buradan tekrar G hattını, G dikeyini kapatıyor. Vezirle kesiyor. Şah dendikten sonra 7. yatayı temizleme operasyonu başlıyor. Şah. Ve geçer ele doğru gidiyor şah. 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 Ve burada oradan şah çekilmesin diye geliyor. Şahı da kısıtlamış oluyor. Hem de şah oradan çıkamayınca ne yapacak? Hem F hattından şahı çıkamıyor. F dikeyi kesiyor. Hem de şahın D2'den kaçışını önlüyor. Eğer D1'e gelirse de buradan C1'den şah deyip bant edecek. Bir de tuzak atıyor oraya. O zaman diyor ki Frank Marshall ben de senin piyonunu alırım diyor. Ve vezir isteniyor. Vezire çıktı. Frank Marshall aldı vezirini. Şah. Şah denildi. Ve burada oyun bitiyor çünkü şah çekme durumu yok. Geza Maloski'nin 7. yatayda bir geçer eri var ve kesin vezir olur. Bir de arkada 3 tane piyon var. Tek piyon. Frank Marshall tebrik ediyor. Çıkışta üzümleri, Frank üzümlerini yiyelim diyor. Centilmenlik kazanıyor. Dostluk kazanıyor. Beyazlar Milan Widmar. Siyahlar Geza Monoski. Vezir Gambit'te Taraş savunması. Sibel Taraş tarafından. Burada sen benim atımı al ben de senin filmini alayım diyor. Şey hattına da gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi hem fil hem piyona bir baskı var. Ben de senin filmini alırım diyor ve gördüğünüz gibi aldı. Şimdi diyor vezirini istiyorum. Şimdi atını istiyorum. Bari diyor bir piyon alayım. Atı kaçmazsam peşine de atı alırım diyor. Taşlar değişildikten sonra vezir vezir geliyor. Şimdi burada siyahta giden fil isteniyor. Atla beyazın vezir isteniyor ve aynı zamanda siyahta giden fili vezirle tutuyor. Ben de o zaman diyor şöyle taşları isteyeyim. Kaleler değişildi. At açımız alındı. Ve şu anda burada
Kaleyle vezir gördüğünüz gibi ata bakıyor. Piyonlar kırılıp can sıkıcı durumlar olabilir. Önce kaleyle atı vurup eğer H'deki piyonu da alırsanız vezirle piyon alınıp G3'teki piyonum şah denir. Piyonla yiyemezsiniz çünkü piyon F2'deki piyon açmazdan. Onu gördüm diyor ve atımı açmazdan kurtarıyorum diyor. Şimdi diyor yiyebiliyorsan diye diyor. Atın tehdit edecek. Bunu gören Wilhelm Widmar köşesine çekiliyor. H1'e şahı geliyor. Açmazdan piyonunu kurtarıyor. Ve vezirini 7. yataya geldi. Amaç atı almak. Ben de senin atını alacağım diyor. Gezen Moroski aldı atı. Karşılıklı at değişimi olduktan sonra vezirleri de değişelim diyor. Vezirler de değişiyor. Şimdi konuma bakınca 4 piyona 3 piyon file kale 3-5 piyon. Yani Wilhelm Widmar'ın piyon fazla 2 tane. Yani dikkatinizi çeken bir şey varsa filler ters renkli filler. Kaleler değişirse muhtemelen beraberlik olur. Teorik olarak birer piyonlar kırıldı. Şu anda siyahın tek piyonu kaleler de değişildikten sonra şaha oradan geçiş verilmiyor. Buradan da H'deki piyon siyahta giden fil hem H4'e müsaade etmiyor hem D4'e müsaade etmiyor. Değişti. Evet. Sıkı bir oyun sonu. Tersi renkli filler beraberedir. Ve biz de öyle diyoruz. Ve el sıkışıp Milan Mitmar'la Geza Moroski yarım puan yarım puan alıp dostluk kazanıyor diyor.